İyi akşamlar sevgili Soma TV.net izleyicileri. Soma'da Siyaset adlı programımız var. Bir kere daha karşınızdayız. Canlı olarak yayınladığımız bu akşamki Soma'da Siyaset programımızı Milliyetçi Hareket Partisi Soma İlçe Teşkilatı'ndan gerçekleştiriyoruz. Bizi burada konuk ettikleri için Milliyetçi Hareket Partisi Soma İlçe Başkanı Vedat Başkanı'na ve bütün teşkilata çok çok teşekkür ederim. Bu akşam konuğumuz Milliyetçi Hareket Partisi Soma İlçe Başkanımız Vedat Başkanımız Sayın. Vedat Başkanımızla beraber olacağız. Vedat Başkanımız ülke gündemini ve Soma gündemine gelen konularla ilgili bizlerin sorularını cevaplayacak inşallah ilerleyen dakikalarda. Sürpriz bir telefon bağlantımız var. Milliyetçi Hareket Partisi Manisa Milletvekili ve aynı zamanda Grup Başkan Vekili Sayın Erkan Akça ile bir 10 dakika içerisinde bir canlı telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Şu anda bütün ülkenin gündeminde olan yaklaşık 3-5 günden beri bütün 80 milyon kişiye ilgilendiren küçük yaşlı çocukların evlendirilmesi veya cinsel istismar yasa tasarısı şeklinde bildiğimiz konunun şu anda görüşmeleri devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Vedat Başkanım'ın da araya girmesiyle Erkan Başkanımız bu konuda bize en son dakika gelişmelerini bildirecekler. Çok konumuz var, çok gündem konularımız var. Hayırlısıyla güzel bir program olması dileğiyle ben programımıza başlamak istiyorum. Vedat Başkanım merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Ben de hoş geldiniz diyeceğim ama biz hoş geldik aslında. Teşekkür ederiz bize burada konuk ettiğiniz bu akşam. Allah razı olsun. Nasılsınız, iyi misiniz? Hamdolsun. Sizler nasılsınız? Allah'a çok şükür, bizler de iyiyiz. Allah iyilik versin. Amin cümlemize. Vedat Başkanım çok gündem konumuz var. Tabii ki bunun hepsini değerlendireceğiz. Hepsini sizin değerli görüşlerinizi alacağız bu konularla ilgili. Birazdan da Erkan Başkanımızla ilgili bir canlı bağlantı kuracağız. İsterseniz en önemli konu olan, bütün konular çok önemli gerçi ama hava kirliliğiyle ilgili ben programımıza başlamak istiyorum. Malum kış geldi. Maalesef yıllardan beri Soma'nın en büyük sorunlarından bir tanesi olan hava kirliliği yine gündemde. Gerek santraldan çıkan, bacadan çıkan işte gazlar ve dumanlar, küller. Gerek şu anda bütün apartmanların, binaların sobalarının yanması, kaloriferlerin çalışması sonucunda evet. Çıkan gazlar, küller, hava kirliliğini etkileyen konular. Ve şu anda hat safhasındayız kışın başlangıcı olmasına rağmen. Bu hava kirliliği ile ilgili tabii ki daha önce Soma Belediyesi'nin başlatmış olduğu ve şu anda Büyükşehir Belediyesi'nin değer olan aslında mükemmel bir proje olan bölgesel ısıtma sistemi var. Bir taraftan da Haralı'da o sistem çalışıyor tabii ki. Bu konularla ilgili sizin değerli görüşlerinizi almak istiyorum. Soma'daki hava kirliliği, bu bölgesel ısıtma sistemi, çünkü bu bölgesel ısıtma sistemi ile ilgili de olumlu ve olumsuz eleştiriler çok fazla. Tabii bunun yanında bir de çıvam sahası mevzusu var. Yani özellikle bize son 10-15 günden beri Cuma Mahallesi ve Samsacı Mahallesi'nden Soma TV.net izleyicileri, vatandaşlarımız çok şikayette bulunuyorlar. Bütün hepsini boş verin, gelin bu çıvam sahasını çekin diyorlar. Oradan çıkan zannediyorum ki zehirli gazlar evet. Söz konusu. Bunlarla ilgili değerli görüşlerinizi alabilir miyim? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi tabii Soma ilçemiz 13 Mayıs maden faciasından sonra gerek ekonomi yönden gerek sosyal kültürel yönünden bir sorun yumağı halinde. Ama bunların çözülmeyecek diye bir ortamı yok. Şimdi malum hava kirliliği kış ayında daha çok bizleri üzüyor. Evet. Şimdi Torku termik santralı çıkan bacalarla ilgili bize de bunlarla ilgili çok şikayetler geliyor. Evet. Bizler de bunun takipçisiyiz ama firmaya yakınan Soma'daki birleşik platform olarak gerek kaymakam gerek belediye başkanımız, ilçe başkanlarımızla birlikte yakınen takip ediyoruz. Yaptığı işlere de bakıyoruz. Yani bir şekilde dünyanın dört bir tarafından revizyon için gelenleri görüyoruz. Bunların çoğuna da ben de şahidim. Japonya'dan olsun, Kore'den olsun, Çin'den olsun. İnsanlar da bunun mücadelesini veriyor. Tabii ki bu da bize hava kirliliği olarak eksi olarak yansıyor. Yani bir de bacalardan çıkan, soba bacalarından çıkan, bir de farklı kömürlerin dışarıdan gelmesi var. Yani bunu zaman zaman çok az noktaya düşürüldüğümüz denetlemeler oluyor ama yine de tabii bilemezsin. Yani insanlarımız bir şekilde Soma'da ucuza yöneldiği zaman ne yapacak? Ucuz kömür arayışına evet. Girecek. Bu ucuz kömürlerin akabilinde karbon oranı yüksek, nem oranı yüksek, kül oranı yüksek kömürlerimizde bacalarımızdan tütecek. Tabii bu da bizi haliyle
etkileyecek. Şimdi bölgesel ısıtma gerçekten Soma için. Yani belki asrın bir projesi diyelim. Evet. Yani sağ olsunlar. Büyükşehir Belediyesi'ne devrolmadan evvel AK Parti Belediyesi'nin başlatmış olduğu bir proje. Evet. Şimdi emeği geçenlerden herkese Allah razı olsun. Yani yiğidi öldürecek, hakkını yemeyecek. Evet. Daha sonra Büyükşehir'in bütçesine nail olması. Çünkü Soma Belediyesi'nin bütçesi bu projeyi kaldırması yeterli değil. Haliyle bu Büyükşehir'e devroldu. Büyükşehir Belediyesi de bugün, yani şimdi şunu da bilmek lazım. Vermeden almak Allah'a mahsustur. Şu an Büyükşehir Belediyesi hep veriyor. Daha almışlığı da yok. Yani ülkedeki, ilçemizdeki projenin şu anki %40'ı hemen hemen tamamlanmak üzere. Evet. Ancak 4700 kusur bir abonemiz var. 1800'e yakın vatandaşımız sıcak sudan faydalanıyor. Şimdi abone ücretleri yüksek geldiği düşüncesiyle de abone olunmuyor ama şimdi şu durumda bir de müteahhitlerin şu son zamanlarda düştüğü konumlara bir bakalım. Euro'nun doların yükselmesi, malzemelerin hemen tamamına yakını yurt dışından geliyor. Yurt dışından gelen bir malzeme haliyle de maliyetleri arttırıyor. Şimdi bugün tabii ki Büyükşehir Belediyesi'nin Soma Belediyesi'nden sonra devralmasından ki aşamalarda 100 milyona yaklaşık Soma'ya yatırım oldu. Bir yatırım oldu. Evet. Yani 100 milyonun karşılığında yapılan abonelerin de bir ücretlerine bakalım. Şimdi halkımızın abone olması şart. Evet. Yani biz bu kanıdayız. Biz de belki zaman zaman Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı olarak da fiyatlara biraz daha aşağı olmalıydı düşüncesine hakimiz. Buna herkes de hemfikiriz ama orada bir büyükşehir belediyesinin bir meclisi var. Bunlar bütün siyasi partilerin ortak kararıyla çıkan bir rakamlar. Şimdi burada sen yaptın, ben yaptım, sen yapmadın, ben yapmadım izlenimi de bana göre yanlış. Ama halkımız bir sefere mahsus bu aboneliği olursa bununla birlikte sıcak su projesi tamamlandıktan sonra bacaların da termik santralında revizyonu gerçekleşecek. Ne olacak? Tertemiz bir havaya, tertemiz bir sağlığa kavuşacağız. Biz bunların mücadelesini veriyoruz. Yani arkadaşlarımız çok kez diyor ki yani bacalardan çıkanı görmüyor musunuz? Biz bacalardan çıkanı görüyoruz. Fakat bu insanların da bu bacalardan çıkanla ilgili çalışmalarını da görüyoruz. Şimdi ilçemizin bir işsizlik sorunu var. Biz her gelen firmaya böyle aşırı baskılarla veya yaptırım güçleriyle uygulamaya kalkarsak işsizliği daha çok tetikleriz. Amacımız yani bir tarafı zarar görmeden her iki tarafı eşit mahiyede tutmak. Siyasetin de gereği budur. Önce halkımızın mutluluğu. Tabii ki ben burada yaşıyorum. Önce Soma halkımın menfaatleri doğrultusunda hareket ederim. Kim ne derse desin. Burada yaşıyorum. Hani bir laf vardır. Durduğun yer değil, doyduğun yerdir önemli. Biz burada doyuyoruz. Bugün Soma'nın menfaatleri bizim için birinci sıraya gelir. Evet. Yani şimdi gelelim Cuma Mahallesi, Samsacı Mahallesi. Evet. Şimdi Cuma Mahallesi, Şimantan. Samsacı Mahallesi'ndeki şikayetler bize sık sık geldi. Bizler bunu sık sık gündeme taşıdık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Orada azyak, uyar madencilikten kaynaklanan, üzeri toprakla örtülmüş, geçmişten dayalı bir şılan var. Tabii bu haliyle yağmurlarda, bu tür rüzgarlı havalarda üzerindeki toprak açılmasıyla bir karbon monoksit gazını ortalığa yayıyor. Evet. Şimdi biz bunu gerek kendi milletvekillerimize gerekse AK Parti milletvekillerine ilettik. Dedik ki bakın Soma Spor'a, Soma Zafer, Sote Spor'a veya Zafer Spor'a veya spor faaliyetleri için Soma ilçemizde sürekli bir kaynak arayışındayız. Bizim tahminimize göre yukarıda da 10 milyon tahminim 10 milyon TL bazında bir şılamın olduğu 200 bin tona yakın azyak madencilikte bir şılamın olduğu evet. Bu şılamların
ekonomiye kazandırılması, santralda yakılmasıyla hem bu madenden tazminat alacakları olan arkadaşlarımızın mağduriyetinin giderileceği, hem TEDAŞ'tır, oraya elektrik borcu olan, vergi alacağı olan devletimizin de bundan büyük bir pay sağlayacağı, hem de burada ufak tefek de Soma ilçemize spor faaliyetleri gösteren takımlarımıza büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Yani onun için bölgesel ısıtma konusunda %40'ı bitmiş bu aşamanın, %60 kalan bölümü de Allah nasip ederse önümüzdeki yıl tamamlandığında Soma'mız gerçekten ilk başta dediğim gibi asrın bir projesini bünyesinde görmüş olacak. Herkes abone olmaya. Yani şimdi çok söylenenler olabilir. Bazen siyasi çekişmelerin akabilinde bunu farklı mecralara taşıyarak Büyükşehir Belediyesi'ni çamurlama düşüncesinde hakim olan insanlar da olabilir. Hard niyetli insanlara niye bunu yapıyorsunuz deme şansımız yok. Bir de en çok bize gelen şu şikayetlerimiz de şudur. Yani neden sokaklar toz toprak? Bakın sokaklar toz toprak olmadan bu boru bu döşenmez. Çamur. Çamur. Havalar yağıyor. Ama şu günlerde üç koldan girildiği için gece kapanan sabaha kadar, gece açılan sabaha kadar kapatılıyor. Yoğun bir çalışma var. Yoğun bir çalışma var. Yani gece gündüz arkadaşlar buraya alan arkadaşlar çalışıyor. Onda bir sıkıntı yok. Ve akabinin de arkasından da taş döşemesi, yolların tamiratı da gerçekleşiyor. Ben bütün Soma halkına şuradan şunu sesleniyorum. Bir sefere mahsustur bu. Abone olunuz diyorum. Evet. Temennilerimiz bu yönde. Berat Başkanım çok doğru söylüyorsunuz. Hakikaten aklın yolu bir. Şu anda yapılması Evet. gereken tabii ki eleştiriyi bir kenara bırakmak ve bir an önce abone sayısının tamamlanması. Kesinlikle. Bugün öğleden sonra Soma Ticaret Odası Başkanımız Sayın Hakan Işık, Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Başkanımızı ziyaret etmiş. Ve Evet. akşamüstü bir telefon görüşmesi yaptım kendisiyle. Cengiz Başkanımız da çok önemli açıklamalarda bulunmuş bu bölgesel ısıtma sistemi ile ilgili. Kendisi de aynı kanatta yatırımlarından bahsetmiş. Ve bir an önce abone sayısının tamamlanmasından bahsetmiş. Geçen hafta içerisinde yaptığımız Soma Belediye Başkanımız Sayın Hasan Ergen'le programda da Hasan Başkanımız aynı şeyi ifade etti. Yani her ne olursa olsun her şeye rağmen abone sayısının bir an önce Kesinlikle. tamamlanması konusunda ki siz de aynı Sağ kanattesiniz. olsunlar. Evet. Birçok şeyden bahsettiniz bu konuyla ilgili. Şilam sahasından da bahsettiniz. Tabii ki termik santralin bacası da çok gündemde. İlk kazanın ateşlenmesi sırasında çıkan siyah, çok siyah bir duman var o fuyol yakarken zamanda. Bizim tabii ki siz de biraz önce bahsettiniz gerçi ama firma yetkilileriyle yaptığımız konuşmalarda tabii ki buraya çok önemli bir maliyeti olan 100 milyon dolarlarla ifade edilen baca gazı arıtma tesisi kurulması söz konusu ama 2018 yılında galiba planlanmış. Evet. Tahmin ediyorum o da olduktan sonra bölgesel ısıtma sistemi tam anlamıyla gündeme geldikten sonra herhalde Soma'da hava kirliliği ilgili bir şey Kesinlikle, kalmayacak. İnşallah kesinlikle. da o günleri görürüz Berat Başkanım. İnşallah olacak Allah'ın izniyle. Hemen ülke gündemini ilgilendiren şu anda ve birazdan da Erkan Başkanımızla yapacağımız canlı telefon bağlantımızda da bu konuyu gündeme getireceğimiz anayasa değişikliği ve başkanlık sistemiyle ilgili sizin şahsi ve Milliyetçi Hareket Partisi Soma İlçe Teşkilatı olarak bakış açınızı öğrenmek istiyorum. Çok zamandan beri gündemde olan başkanlık sistemiyle ilgili şu anda öyle bir noktaya geldi ki Milliyetçi Hareket Partisi ne top Milliyetçi Hareket Partisi'nde. Şu anda Milliyetçi Hareket Partisi'nin ki görüşmeye devam ediyor tahmin ediyorum. Erkan Başkanımıza da soracağız. Ne derse olacak bu konuda ilgili. Ne diyor Milliyetçi Hareket Partisi? Başkanlık sistemine karşı mı? Yanında mı? Partili Cumhurbaşkanlığı mı? Yarı başkanlık mı? Bu konu hakkındaki bilginizi alabilir miyim? Düşüncenizi alabilir miyim? Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi adı üstünde Milliyetçiler Partisi. Evet. Yani Türk milletini 7'den 70'e kucaklayan, Ardahan'dan Edirne'ye kadar bölgesi içine alan, seven, varlığının devamı için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olan bir partiyiz biz. Evet. Ama zaman zaman tabii ki bizleri de eleştirenler, liderimizi de eleştirenler olacaktır. Muhalefet olmadan zaten insanlar kendine bir çeki düzen de veremeyecektir. Şimdi genel başkanımızın geçen haftaki grup toplantısını idrak eder dinleyen arkadaşlarımız iyi onu anlamaya çalışırsa dedi ki biz mutabakattan yanayız. Evet. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirirsiniz anayasa taslağını. Burada partiler arasında bir mutabakat sağlanır.
genel kurula sevk edilirse biz buna karşı değiliz dedi. Evet. Yani şimdi buradan öte ne var? Şimdi birileri çıkıyor, genel başkana bizim şudur budur işte destek. Genel başkanımız gayet ne söylüyor? Ülkemizin şu an politik yönden hasara ihtiyacı yok. Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Bakınız, Avrupa Birliği bugün müttefik dediğimiz adamlar düşmanlarımıza silah yardımı yapıyor. Aynen. Biz içeriden bölünürsek, biz bir bütün olmazsak, biz dışa karşı ülkemizi nasıl savunacağız? Şimdi bir Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımızın bazı AK Parti politikalarını destekliyor. Ya desteklemeyecek mi? O gün iktidarda Cumhuriyet Halk Partisi de olsa vatanın birliği bütünlüğü için bu desteklenmesi şartsa destekleyeceğiz. Ölmemiz gerekiyorsa bu vatan bayrağı için sadece bu milliyetçiler olarak değil, her vatanın bayrağını seven için adam için de geçerli. Bizler böyle insanlarız. Biz Suriyeliler gibi başka ülkeye gidemeyiz. Biz bu vatanın sahibiyiz. Bu vatan için ölmesi gerekir. Söylüyoruz. Bu bayrağımıza sahip çıkarız. Genel başkanımızın farklı bir diyeceği bir şey yok. Gelin diyor. Naz yapmayın. Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımız bazen bizi eleştiriyor ama naz yapmayın. Buyurun gelin diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu taslağı görüşelim. Birlikte karar verelim. Onları dışlayıp da ben yalnız karar vereyim düşüncesine de hakim değil. Ama bunu farklı yönlere çekmek isteyen zihniyetler çekiyor. Bizim için onların ne tarafa çektiğinde pek önemi yok. Bizim genel başkanımızın aldığı kararlar, bugüne kadar aldığı kararların bizler hep takdirle karşıladık. Onun yanlış yapmayacağını biliyoruz. Onun hata yapmayacağını biliyoruz. Onun öngörüsüne güveniyoruz. Çünkü o gerçekten bir devlet adamı ve 15 Temmuz'da da bunu bütün dünyaya kanıtladı. Herkes de bunu böyle gördü, bildi, bilmeye de devam edecek. Aynen öyle başkanım. Ben de buradan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Çünkü görüyoruz ve izliyoruz ki ne zaman kritik bir nokta olsa, ne zaman kritik ülkemizin vekası ile ilgili, geleceği ile ilgili hep devletimizin yanında, milletimizin yanında yer almış bir genel başkanımız. Aynen öyle. Ve kendilerine başarılar diliyorum. Allah razı olsun. En önemli konu olan bu başkanlık sistemi de inşallah en kısa zamanda bir karara bağlanacaktır. Kesinlikle. Sizin görüşünüz başkanlık sistemiyle ilgili tam başkanlık mı, yarı başkanlık mı, partinin cumhurbaşkanlığı mı, o konu hakkında bir bilgi alabilir miyiz sizden çok kısa olarak? Şimdi Tanrıhan Bey 13-14 yıldır bu memlekette zaten görülen bir şey var. Yani ülkeyi nasıl yönetildiği tek adamlık şeklinde gidiyor. Bizim zaten genel başkanımızın şu anki sıkıntısı ne? Bu ülkede cumhurbaşkanı görevini sınırlara çekilmesi için olacaksa olsun, yani bir şeyleri getirin kardeşim, mutabakata varalım. Bu, yani cumhurbaşkanı artık bu ülkeyi tek başına ben götürüyorum, ben yöneteceğim hesabından çekilsin. Bu ülkenin bir başbakanı görevini yapsın. Cumhurbaşkanı da kendi görevini yapsın. Yani kendi çizgisi anayasal sınırların içerisine çekilsin diye Sayın Genel Başkanımız bunu gündeme getiriyor. Bunu da anlamayacak ne var yani? Her şey ortada. Yeter artık deniliyor bazı şeylere. Olacaksa olur, olmayacaksa olmayacak. Milletin iradesine sunalım denilmek istiyor. Şimdi bundaki dediği de en doğal hakkımız. Neden? Cumhurbaşkanının bir görevleri vardır, başbakanın bir görevleri vardır, muhalefetin de bir görevleri vardır. Bu anayasa taslağında herkes kendi görev alanına çekilmeli. Ülkenin yönetim şekli tam bağımsızlık şekilde. Yani hukuka müdahale edilmeden, yani şu an ben müdahale ediyor olarak düşünmüyorum. Yani hukuk sisteminin, hukuk düzenimizin en güzel yaygın bir şekilde tüm herkes eşit bir şekilde yapılması gerektiğine inanıyoruz. Genel başkanımızın farklı bir metotla farklı bir anlatım tarzı yok. Bunu anlamamak için artık yani fazla da bir şey söylemek istemiyorum. Peki. Genel Başkanım çok teşekkür ediyorum. Sevgili SomaTV.net izleyicileri, canlı olarak yayınladığımız programımıza sizler de görüşlerinizi, fikirlerinizi ve sorularınızı iletebilirsiniz. Bunun için SomaTV.net'in tüm sosyal medya hesaplarını kullanabileceğiniz gibi 0542 612 89 nolu telefonlardan da bizlere ulaşabilirsiniz. Evet sevgili SomaTV.net izleyicileri, 5 dakika bir ara veriyoruz. Bu aradan sonra Erkan Başkanımızla canlı telefon bağlantısıyla beraber tekrar beraber olacağız. Sakın bizden ayrılmayın. İyi akşamlar sevgili SomaTV.net izleyicileri. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Milliyetçi Hareket Partisi Soma İlçe Teşkilatımızdan canlı olarak yayınladığımız Soma Siyaset programımız devam etmekte. Şu anda
telefon bağlantısının ucunda Ankara'da Manisa Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili, aynı zamanda grup başkan vekili Sayın Erkan Akçay var. Kendisiyle bir telefon bağlantısı gerçekleştiriyoruz. Canlı olarak yayınlıyoruz. Kendisi şu anda Ankara'da. Değerli vakitlerini bizler için ayırdılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Erkan Başkanım, hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Nasılsınız? İyi misiniz efendim? Çok teşekkür ederim. Hamdolsun sizlere de iyilikler, güvenlikler dilerim. Selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Allah razı olsun Erkan Başkanım. Şu anda Ankara'dasınız. Tahmin ediyorum Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndesiniz. Çalışmaya devam ediyor. Bizlere de yani zamanlarınızı ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyorum size. Ve sizlerle ilgili şu anda en çok ülke gündemini ilgilendiren anayasa değişikliği ve başkanlık sistemiyle ilgili görüşlerinizi ve düşüncelerinizi almak istiyorum Erkan Başkanım. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu konudaki bakış açılarını basından gerçi izliyoruz, sizlerin demeçlerini, Genel Başkanı Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Devlet Bahçeli'nin değerli görüşlerini izliyoruz ama canlı olarak sizden de en son gelişmeler ne aşamada? Milliyetçi Hareket Partisi'nin bakış açısı nedir? Bu konu hakkında değerli görüşlerinizi alabilir miyiz Erkan Başkanım? Evet, çok teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi Ekim ayından bu yana işte bu anayasa değişiklik tartışmaları kamuoyunun gündeminde. Evet. Bu öneriyi de Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz yapmıştık. Sayın Yer Başkanımız yapmıştı. Evet. Bir çağrıda bulunmuştuk. Bu çağrımı sadece tabii İktidar Partisi başta gelmek üzere siyasi partiler, Cumhuriyet Halk Partisi de vardı esasında. İktidar Partisi de bu çağrımıza olumlu cevap vermek suretiyle böyle bir çalışma yaptılar ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne sundular. Milliyetçi Hareket Partisi'nde de bir milletvekili arkadaşımızın başkanlığında bir hukukçu heyet bu anayasa değişikliğine ilişkin hususları inceliyorlar ve bu inceleme neticesinde Sayın Genel Başkanımıza da gerekli bilgileri sunduktan sonra bu yine iktidar partisiyle görüşmeye devam edilecek. Şimdi şunu özellikle belirtmek gerekir. Buyurun. Aslında tartışmayı başkanlık kavramı üzerinden yapmak hata olur. Çünkü yıllardan beri tartışılan, herkesin kendine göre bir anlam yüklediği bir kavram üzerinden bir takım gereksiz kısım seçmelere, kamplaşmalara, kavramlar üzerinden herhangi bir olaya gerek yok. Çünkü yıllarca biliyorsunuz maalesef millet olarak da bir süre dağılmış. Kanallar üzerinden bir kavga ediliyor, kamplaşılıyor, demagojiler. O bakımdan önemli olan Türkiye'nin daha iyi yönetilmesinin yolunu açacak. Ve şu anda ülke gündeminde pek çok ağır sorunlarla birlikte bu sorunların çözülmesinde önemli bir faktör olan bir sistemle ilgili aksayan hususları da anayasada bir düzeltme yapmak gerekir. Şu an itibariyle 2014 Ağustos'unda halkın oyuyla seçilmiş bir cumhurbaşkanı söz konusu. Evet. Ve anayasada da cumhurbaşkanının görevi ve sorumsuzluğu yazılmış. Yani dikkat eder, sorumsuzluğu diyor. Normalde görev ve yetkileri ve sorumlulukları belirlenir. Evet. Fakat bizim anayasamızda Cumhurbaşkanı bütün işlemlerinden, yaptıklarından tamamen sorumsuz. Vatan haini dışında hiçbir sorumluluk yüklenemiyor, atfedilemiyor. Bu da ciddi manada bir da bir fiili durum da meydana getiriyor. Bu fiili durumu açmak için, fiili durumu çözmek ve açmak için yetkileri ve sorumlulukları açıkça anayasaya yazmak gerekir. Ve bu sorumluluk nasıl bir sorumluluk olacak? Hukuki sorumluluğu, siyasi sorumluluğu bunları ortaya koymak gerekir. Ara hatları itibariyle bu açıdan anlayışa da yapılacak.
bir takım değişiklikler bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Fakat şu anda tabii henüz hakkında mutabakat sağlanan maddelerle açıklar kavuşmadığı için bunları madde madde konu konu söylemek de şu an itibariyle bizim bakımımızdan doğru değil. Evet. Bunlar kamuoyuna yazılmaya çizilir ve birçoğu da gereksiz, asla olmayan şeyler de yazıp çizilir. Şimdi bunları itibar etmemek lazım. Sabırla kısa bir süre daha bekleyip bundan sonra zaten kamuoyuna ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de bunlar sunulacak. Önemli olan Türkiye'nin şu an içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtarmaktır. Ve maalesef bilhassa 15 Temmuz'da girişimiyle birlikte Türkiye çok daha tehlikeli bir mesele sürüklenmektedir. Evet. 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin travması halen devam ediyor. Ve bu çok boyutlu. İçimizden dışımızdan büyük bir belanın içerisindeyiz. Ayrıca güneyimizde, Irak'ta, Suriye'de yaşananlar ve Avrupa Birliği'yle ilişkilerdeki bozulmalar Türkiye'yi çok ciddi bir sıkıntının içerisindedir. Bu sıkıntıları hep birlikte birlik beraberlik içerisinde aşmamız lazım. İşte Milliyetçi Hareket Partisi de her zaman 1969 yılından beri bütün krizlerde bu krizleri atlatan ve krizlerin atlatılmasına, çözülmesine yardımcı olan kilit ve sigorta bir partidir. Yani evet. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'nin adeta bir sigortasıdır. Bunu dokunmanın ortaya koymak mümkündür. İlkeli, tutarlı, sorunculuğun, çözüm üreten siyaset anlayışını yıllardan beri tutarlılıkla devam ettirmektedir. Bu yaptığımız hamleler veya duruşlarımızı bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Zaman zaman bazı siyasi rakiplerimiz tarafından eleştiriliyoruz. Eleştirinin de ötesinde neredeyse hakarete varan bir takım suçlamalar yapılıyor. Yok işte iktidara destek verildi, işte bilmem ne oldu gibi böyle yakışıklı laflar da ediliyor. Aslında mesele öyle değil. Meseleyi önce ülke ve milleti, sonra partiyle ben gelir diyen biz Milliyetçi Hareket Partisi'ne geçmişten bugüne hangi olaylar karşısında nasıl duruş sergilediğini çok iyi görerek anlayabiliriz. Yani şu anda iktidar çözüm sürecinden vazgeçmiş. Bunun ne kadar ülkeye zarar verdiğini gördükten sonra ben terörle mücadele edeceğim diyor. Ve terörle mücadele etme iradesini ortaya koymuş. Bu durumda Milliyetçi Hareket Partisi ne yapacak? Zaten iktidar Milliyetçi Hareket Partisi'nin çizgisine gelmiş bu terörle mücadele konusunda. Evet. Yıllardır çözüm süresini en çok eleştiren tek parti biz olduk. İktidara en ağır eleştirileri uyarıları yaptık. Şimdi bu uyarılarımız hayat buldu, gerçek oldu ve Milliyetçi Hareket Partisi bu uyarılarına haklı çıktı. Şimdi terörle mücadele başlamışken ne yapacak Milliyetçi Hareket Partisi? Elbette terörle mücadeleye destek vereceğiz. Bu bizim tutarlılığımızın ve ilkeli oluşumuzun bir gereğidir. Bu durumda şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Mevcut hükümet en azından bu çözüm süreci ve terörle mücadele konusunda Milliyetçi Hareket Partisi'nin çizgisine büyük ölçüde yaklaşmıştır. Evet. İkincisi bu FETÖ hadisesi. Yıllardır Fethullah Gülen cemaati denilen yapının illegal bir iyi olduğunu, bunun ülkeye zarar vereceğini ve bütün kurumlarını ele geçirmek gibi bir amacı olduğunu söyleyip gelen siyasi partiyiz. Özellikle son 7-8 yıla baktığımızda bu FETÖ örgütünün en büyük husumetini Milliyetçi Hareket Partisi'ne yöneltmiştir. Ama mevcut iktidar iktidara geldiğinden beri 13 yıl bu
yerler yaptık. 12 Eylül 2010 Anayasa referandumunu hatırlayalım. O zaman Fethullah Gülen ne diyordu? Mezardaki bile kalksın, evet oyu versin diyor. Genel başkanımız mezardaki oyu kullanamaz. Amerika'dan gelse Fethullah Gülen oy kullansın dediğinde cemaatle mevcut iktidar sahipleri bizi hükmetmişlerdi, bizi eleştirmişlerdi. Yani böyle mübarek bir zata nasıl böyle söylersiniz diye. Sonra bunun mübarek bir zat olmadığı anlaşıldı. Evet. 2011 yılında, bakın 2011 Mayıs'ında 2016 Temmuz'una daha 5 sene önce Genel Başkanımız, evet, bu gidiş iyi bir gidiş değil. Cemaat faaliyetlerinin durmuşun aklını başına devşirsin. Ondan sonra Fethullah Gülen de Türkiye'ye gelsin, hakkındaki iddiaları cevap versin. Denizli'nde de yine mevcut iktidarla birlikte bize hüküm etmişlerdi. Ama bu ihanet şebekesi sürekli kurumlarına büyük mesafeler aldı. Yani 12 2010 Anayasa referandumunda bütün yargıya ne geçirdi bunlar? Şimdi 15 Temmuz'da da son yıllarda teşebbüsüyle bunlar Türkiye'yi ele geçirip kendi emirlerinde oldukları emperyalist ülkelerin maşası olarak Türkiye'yi teslim almak, bunu parçalamak ve bir iç savaş çıkartmak istediler. Evet. Ama buna Türk milleti imkan vermedi. Askerimizin, polisimizin içerisindeki duyarlı görevliler, ondan sonra yargı mensuplarıyla birlikte siyaset kurumunun duyarlı bir yapısı olan Milliyetçi Hareket Partisi başta olmak üzere karşı çıktık ve hemen 24 saatten kısa bir süre içerisinde bunlar darbe teşebbüsünde başarısız oldular. Fakat bu yapı hala faaliyetlerine devam ediyor. Belki tamamen geçmişte değil. O nedenle bu mücadelenin devam etmesi için bir olağanüstü yönetimi gerekiyordu. O devam ediyor. Biz de bu mücadeleyi elbette destek vereceğiz. Niye? Biraz daha terör sürecinde ve terörle mücadelede olduğu gibi bu FETÖ ihanet hareketi konusunda da tutarlılığımızın bir gereği olarak gereken desteği bir milli bir yapı olan Milliyetçi Hareket Partisi olarak milliyetçiliğin bir gereği olarak bunu yapıyoruz. Yoksa bizim maksadımız bir siyasi partiye veya bir iktidara destek vermek değil. Biz ülkelerin ve kuralların ve kurumların destekçisi oluruz. Dolayısıyla FETÖ konusunda da iktidar Milliyetçi Hareket Partisi'nin çizgisine gelmiştir. Bu bakımdan baktığımızda siyaseten diyebiliriz ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin yüzlerine destek vermesi, payanda olması söz konusu değildir. Fakat birilerinin bazı siyasilerin ve devleti yönetenlerin Milliyetçi Hareket Partisi'nin çizgisine yaklaşması söz konusudur. Bu kapsamda hadiselere bakıyoruz ve siyasi çıkarları düzeltmek için biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak anayasa konusundaki görüşlerimiz son derece açık ve net. Tek adam rejimine kabul etmek mümkün değil. Kuvvetleri ayrılığına ve güçlendirilmiş parlamenter sistemi esas alıyoruz. Tek adam rejimini de zaten kabul etmemiz mümkün değil. Ama milletimiz müsterih olsunlar, bir uzlaşma içerisinde Türkiye'nin yönetiminde daha iyi karar mekanizmalarını oluşturacak yetkileri ve buna karşılık da asıl önemli olan sorumlulukları ortaya koymaktır. Eğer sorumluluklar ortaya konulmazsa yetki var, sorumluluk yok. Sonunda şahsi ve keyfi bir yönetim çıkmış. Fiili durum dediğimiz bu. Ortadan kaldırmak istediğimiz durum bu. Hukuksuzluk bu. Evet. Yani şahsi ve keyfi bir yönetim bu defa ülkeyi kurumlar
yönetime mesafe getiriyor. Aynen öyle. Evet, yani ana hatlarıyla... Erkan Başkanım, çok güzel ifadelerde bulundunuz. Çok çok teşekkür ediyorum size. Çok anlaşılabilir ifadelerle herhalde. Sevgili Soma TV.net izleyicileri de şu anda Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve sizlerin değerli görüşlerini çok net bir şekilde anlamış durumdalar. Erkan Başkanım, ben daha da çok uzatmak istemiyorum bu telefon görüşmesini. Sizin de çok değerli vakitlerinizi almak istemiyorum ama son bir konu olarak da geçen hafta gündeme gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kanunlaşması için gündeme gelen İşte küçük yaşta çocukların evlendirilmesi veya cinsel istismar adıyla ifade edilen bir kanun hükmünde bir konu geldi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve ortalık ayağa kalktı. En son durum nedir efendim? Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu konuda bakış açısı nedir? Şimdi tabii haklı olarak bütün milletimiz ve bir Milliyetçi Hareket Partisi olarak da büyük bir sağduyu ve refleksle bu Türk Ceza Kanunu'ndaki cinsel istismar maddesine ilişkin getirilmek istenen düzenlemeyi tamamen karşı çıktık ve geri çekilmesini istedik. Çünkü bu çeşitli şekillerde cinsel istismarda bulunan, yani bunun halkımızdaki karşılık bulan ifadesi resmen tecavüzdür. Cinsel istismar demek ve küçük bir cinsel istismara uğrayarak küçük yaşta kız çocuklarının evlendirilmesini teşvik eden ve bu cinsel istismarda bulunanlara ah niteliğinde bir düzenleme getirmek istendi. Ve bugün biraz önce de genel kurulundan hükümet bu maddenin komisyona, adalet komisyonuna geri çekilmesini talep etti ve şu anda bu madde Adalet Komisyonu'na getirdi. Biraz evvel Adalet Bakanı'nın açıklamasını belki duydunuz. Bunu kapanmıştır dedi. Komisyonda da bu madde kaldırmak suretiyle tasarının tüm üzerindeki oylamaları yarın yapılacak. Yani Türkiye gerçekten bu düzenlemeyle çok daha farklı bir takım kutuplaşmaların önü açılacaktı. Buna engeller bulunmuştur. Yani kesinlikle çok yanlış bir düzenlemeydi. İşte burada da Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilkeli duruşunu iyi görmek lazım. Bizim amacımız filan yere destek veya filan yere köstek değil. Milliyetçi Hareket Partisi milletimiz için, ülkemiz için yararlı olan neyse onun peşinde. Evet. Onun davamızını güderiz. Yani biz şimdi böyle bize haksız saldıranlar için söylüyorum. Biz bu cinsel istismar düzenlemesine şiddetle karşı çıkmakla kime destek vermiş olduk? Biz milletimize destek vermiş olduk. Bizim desteğimiz, birliğimiz, beraberliğimiz milletimizle. Biz ayrı bir siyasi partiyiz. Ama şunu da söyleyelim. Eğer demokrasiye, hukuka inanıyorsak bu yabancı heyetler geliyor sık sık meclise. Bilhassa bu 15 Temmuz'dan sonra bu gelen heyetlere de söylediğim bir sözü burada tekrarlamak isterim. Buyurun. Diğer siyasi partiler bizim siyasi rakiplerimizdir. İktidar partisi de Adalet Kalkınma Partisi Hüseyin Başbakan, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da bizim siyasi rakiplerimizdir. Ama düşmanlarımız değildir. Biz kimseye düşman değiliz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de biz bir düşmanlığımız yok. Siyasi rakip olarak görürüz. Ve değişik Avrupa'nın değişik ülkelerinin değişik iktidar muhalefet karma milletvekilleri dinlerine onlara da soruyorum. İngiltere'de kim iktidarda, diyelim İşçi Partisi iktidarda. Peki diğer partiler bu iktidardaki partiye düşman mısınız, siyasi rakip misiniz dediğimde siyasi rakibiz diyorlar. Her işleri de siyasi rakibiz. Evet. Ama siz bizden kendi ülkemizin hükümetine düşmanlık yapmamızı bekliyorsunuz. Biz düşmanlık yapmayacağız. Biz sadece siyasi bir rakibiz. Anayasa ve
seçim siyasi partiler kanunu çerçevesinde mücadelemizi, yarışımızı medeni bir şekilde yapacağız. Olayı bu çerçeveden baktığımızda her şey zaten yerli yerine oturur. Aynen öyle Erkan Başkan. CHP'lerden de söyledim. Ya bizi AKP'yi destek vermekle suçluyorsunuz. Yani bu cinsel istismar konusunda ilk refleksi tepkiyi biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak gösterdik. Siz de karşı çıktınız CHP olarak. Yani siz bize destek mi vermiş oldunuz? Veya biz size destek mi olmuş olduk? Deyince bunlar tabii susup kalıyorlar. Hadiseleri böyle değerlendirmek lazım. Sebepli olmuştur. Bu düzenlemenin kaldırılması ve Türkiye'de küçük yaşlı kız çocuklarının değerlendirilmesi ciddi bir sorun. Bunu malum olmak gerekir. Doğru. O bakımdan inşallah bu tür düzenlemeler de gelmeyecektir. Ben şunu da ifade etmek isterim. Buyurun. Varsa artık bu bağlantıyı da kurmuşken. Buyurun Erkan Başkan. Yani şimdi binler Milliyetçi Hareket Partisi olarak Somalı'nın sorunlarına yakinen takip ediyoruz. Evet. Her daim ilçemizin de emrindeyiz. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanımız Sayın Vedat Erdem en az ayda bir taş kez Ankara'ya bizleri ziyarete geliyor. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'ye başta olmak üzere Somalı için neler yapılması gerektiğini anlatıyor, raporunu veriyor ve bizler de parti olarak bu konularda faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Şimdi Soma ne istiyor diye baktığımızda yani Soma aslında çok fazla bir şey istemiyor. Belli başlı hakkı olan bazı konular var. Yani Soma organize sanayi bölgesi çalışmalarının bir an evvel hızlandırılarak organize sanayi bölgesinin açılmasını istiyor. Evet. Şimdi organize sanayi kamulaştırma işlemleri için Soma ilçe başkanımız Vedat Bey, Ticaret Odası Başkanımız bizlerle sık sık konuda konuştuk. Ondan sonra üzerimize ne düşüyorsa elimizden gelen gayreti yaptık. Bizim olumlu katkılarımız oldu bu konuda. Soma fakülte istiyor. Evet. Yani biz Soma bölgede fakülteyi çoktan hak eden bir yerdemiz. Bu konuda Soma'daki oluşturulan platformların fakülte açılması için yaptığı mücadele haklı ve yerindedir. Bizler devlet bölümünde bu konuda desteğimizi vereceğiz ve kulübün takipçisi de olacağız. Soma Spor ve diğer amatör spor kulüpleri ne mutlaka destek verilmesi gerekir. Evet. İşsizlik konusunun üzerinde önemli duruyoruz. Ve maalesef Soma deyince çalışma, iş hayatı, o canlılık gelirdi. Biraz bu maden faciasından sonra işler oldukça olumsuz bir hale geldi. Evet. Soma kömür işletmelerinin çıkardığı işçilerin yani işten attığı işçilerin kıdem tazminatları hala önemli. Olacak şey mi? Yani 2 yıl geçti ve hala bu işçilerimiz kıdem tazminatlarını alamadılar. Maalesef. Bunca yasal düzenleme yapılmasına rağmen. Yani bizim dediğimiz gibi Milliyetçi Hareket Partisi olarak birkaç defa kanun teklifine gelerek ısrar verdik. Öncelikle bunu kurumu Ege'deki işletmelerinin ödemesi gerekir. Ödedikten sonra ilgili firmaya rücu etmesi işçileri bu mağduriyetten kurtarılır. Ama hala işte tasarruf mevzu sigorta fonundaki şirketin mal varlığına havale ettiler ve bir sonuçta anlamadım. Evet. Ayrıca bu Soma kömürlerinden alacağı olan başta kamyoncu esnafı olmak üzere yüzlerce esnaf mağdur durumda. Soma maalesef hava kirliliğinin çok yoğun olduğu bir ilçemiz.
kanser hastalıkları dünya ortalamasının, Türkiye ortalamasının üzerinde. Yani bu ne görmezlikten geliyor. En çok gündeme getirdiğim konulardan birisi de budur. Doğru. Bu termik santralden çıkan hava kirliliği vesaire, o nedenle Soma acilen doğalgaz istiyor. Şimdi bu 17 Kasım 2016 tarihinde geçtiğimiz günlerde resmi gazetede yayınlanan bir bakanlar kurulu kararıyla mevcut doğalgaz lisans dağıtım bölgeleri dışında kalan ilçelere doğalgaz bağlanması konusunda BOTAŞ'a yetki verildi. Manisa'da bu kapsamda 6 ilçe bulunuyor ve bu 6 ilçeden biri de Soma'dır. Evet. Yine bu 27 Haziran 2016 tarihinde bir bakanlar kurulu kararıyla mevcut doğalgaz dağıtım bölgeleri lisans kapsamı dışında kalan yerlerde kurulan ve halihazırda doğalgaz iletim hattı tesis edilmemiş bölgelere doğalgaz bağlanması için BOTAŞ'a yetki verildi. Bunlar içinde projeleri hazırlandı. Ancak maalesef Soma Organize Sanayi Bölgesi bu kapsama dahil edilmedi. Yani mutlaka bu konuyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Bilim ve Teknoloji Bakanlığı ile görüşerek girişimlerimizde bu konuda devam edecektir. Evet. Ve Soma'da birçok yani dev firmaların işleri var. Ve bu dev firmaların bugüne kadar Soma'ya ne bir okul yaptılar, ne bir sosyal faaliyete ilişkin bir yatırımları olmadı. Dolayısıyla iktidarın da bu firmaları yatırım yapması konusunda teşvik etmesi ve önlendirmesi gerekir. Havasını korkuyan, tozunu yutan, yolları bozulan ve ettikleri ürünlerin verimini azaltan bu der firmaların faaliyetleri. Soma ile bir şey der vermeleri gerekir bu büyük firmaların. Eğer bu yatırımlar da yaparsa Soma'ya çok büyük katkısı olacaktır. Ben şimdilik kısaca bunları söyleyeyim. Peki, çok teşekkür ediyorum Erkan Başkan. Değerli vakitlerinizi ayırdınız. Çok değerli görüşlerinizi, bilgilerinizi bize aktardınız. Selam söyleyeyim. Çok teşekkür ediyorum. Beraber Sayın Vedat Ayet'ten başkanıma da çok selamlarımı iletiyorum. Bütün Somalı vatandaşlarımıza, dostlarımıza, arkadaşlarımıza selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Erkan Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Başarılar diliyorum. Vedat Başkanım'ın da çok selamları var size. En yakın zamanda da Soma'ya bekliyoruz Erkan Başkanım. Size de böyle güzel, özel bir canlı yayın inşallah gerçekleştirip daha detaylı, daha derin konulara gireriz inşallah. İnşallah. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Kolay gelsin Sayın Başkanım. Evet sevgili SomaTV.net izleyicileri, Manisa Milletvekili ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Erkan Akçay ile canlı telefon bağlantımızı gerçekleştirdik. Kendisine değerli görüşünden ötürü çok çok teşekkür ediyoruz. En gündemde olan konularda başkanlık sistemiyle ilgili, cinsel istismar yasası ile ilgili ve Soma'mızın da konularına çok hakim Erkan Başkanımız. Tabii ki bu konuda Vedat Başkanım sizin de çok ön planda oluşumuz ve bu konuları Ankara'ya taşımanızın çok büyük etkisi var. Ki kendisi de Manisa milletvekili olmasına rağmen Soma'ya çok sık gelen giden iletişim halinde olan milletvekilimiz. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz ve biz tekrar Vedat Başkanımızla beraber kaldığımız yerden devam ediyoruz. Vedat Başkanım, sizlere de bu konuda çok teşekkür ederiz. Telefonla savunuculuk ettiğiniz için. Vedat Başkanım, isterseniz hazır da konu gündeme gelmişken Soma'mıza yatırım yapan çok değerli firmalarımızdan bahsetmek istiyorum. Bu konu hakkındaki sizin görüşlerinizi almak istiyorum. Son yıllarda hakikaten Soma'ya çok büyük firmalar geldi. Yatırımlarına başladılar, başlıyorlar. Kimisi devam ediyor. Bunların arasında Kolini sayabiliriz. Çimento fabrikasını sayabiliriz. Torku Konya'nın devraldığını santralı sayabiliriz. Ve bunun gibi daha birçok firma şu anda Soma'da faaliyetlerini başladılar ve devam etmekteler. Evet. Sizin daha geçen haftaki basına vermiş olduğunuz beyanatlarda önce o konuyla başlamak istiyorum. Bir firmayla ilgili, yabancı bir sermayeli firmayla ilgili bazı açıklamalarınız oldu. Bu konu hakkındaki kısa görüşlerinizi alabilir miyim öncelikle? Şimdi teşekkür ederim Doğan Bey. Az evvel Sayın Grup Başkan Vekilimizin
konuştuklarına bir iki ilave olacak. Tabii. Ondan sonra bu tabii konulara ki, girelim. Şimdi Sayın Grup Başkan Vekilim Soma'yı iyi tahlil ediyor. Çok. Yani Allah razı olsun. Biz dediği gibi ben ayda birkaç defa Ankara'dayım. Soma ile ilgili raporlarımızı Grup Başkan Vekilimize, Genel Başkanımıza sunuyoruz. Ve sağ olsunlar orada yakın takip. 13 Mayıs maden faciasından sonra Soma ile ilgili çok yakın takipte oldukları halen ortada. Evet. Şimdi başkanlık sistemi az evvel Cumhuriyet Halk Partililere az evvel dediği gibi artık yani biz başlattık demesindeki gayesi de net ortada. Diyor ki ülke tek adamlıktan çıksın. Yani nereye? Bunu kuralları çerçevesinde yönetilsin. Yani bir kişinin vereceği kararlar her zaman sağlıklı olmayabilir. Yani biz bugün Cumhurbaşkanı çok sağlıksız karar veriyor demiyoruz. Ama yük dağılsın. Cumhurbaşkanı görevleri içerisinde, anayasal çizgiler içerisinde kalsın. Bakanlar Kurulu, Başbakan bu ülkeyi idare etsin. Bu şekilde ülkemiz daha mantıklı veya daha sağlıklı bir şekilde hatasız, az hatalı idare edilebilir düşüncesine hakim. Evet. Orada çok geniş olarak izah etti. Sayın evet. Grup Başkan Vekilim ağzına yüreğine sağlık. Gel az evvelki mesela çocuk yaşta. Şimdi o konuda da ben biraz üzgünüm. Niye üzgünüm? Şimdi 18 yaşını doldurmamış kişilere sigara satılmaz, içki satılmaz. Oy kullanamazsın. Felence yere giremezsin. Ehliyet alamazsın. Bunları uyguluyorsun da bu çocuk senin emrinde diye 12-13 yaşında bir çocuğu niye 18 yaşından evvel kendi aklı vari olmadığından evlendirmeye kalkıyorsun? Daha sonra bundan doğacak mazeretle ne diyeyim o mağduriyetten dolayı da çocuğu ekranlara çıkıp ben eşimi istiyorum çocuklarımla ortada kaldık. Bugünlere taşıyanlar bunlar kimler? Önemli olan burada çocuk bir aklı var yerine gelsin. 18 yaş kuralı Türkiye'de insanlar üzerinde varsa 18 yaşını doldurmadan bazı haklar elde edemiyorsa evlenme konusunda da bu şarttır. Yani sen benim kızım sen ne karışırsın öyle bir şey yok. Onun da hayatını kurmaya geleceğe yönelik düşünmeye hakkı var. Mal değil ki bu. Affedersin. Analarımız, madem analarımız kutsal, cennet anaların ayakları altındaysa, onlar da geleceğin bir anası, onlara da bir erkeğe sunulan hakların verilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu çok yanlıştır. Çocuk yaştakilere taciz edenle devlete kurşun sıkanlar bana göre idam edilmelidir. Kesinlikle. Yani idam söz konusu geliyor, geriye çekiliyor. Edeceksin kardeşim. Ben çocuğumu 20 yaşında gönderiyorum askere. Sen bunu öldürüyorsun. Sen devlet olarak sen bunu 10 sene içeride tutuyorsun, dışarıya çıkarıyorsun. Bunun bağışlanmasına o ana baba rızalı mı? Değil. Ananın babanın rızası olmadığı yerde kim kimi bağışlama hakkına yetkisine sahip kul katında da Allah katında da bu olmamalı. Yani haksız yere cinayet işlemiş. Haksız çocuk tecavüzcüsü. Çocuğu öldürmüş, toprağa gömmüş. Bana göre bunlar sorgusuz sualsiz idam sebebidir. Aynen. Ve caydırma sebebidir. Aynen, bayağı. Gelelim diğer konulara. Şimdi Tan Doğan Bey inanın yani şimdi bu sizin yaptığınız bu programların da zaman içerisinde Soma'ya getirisini göreceğiz. Kesinlikle. Neden? Bizim bu birlik beraberliğimizi de en güzel şekilde siz canlı yayınlarla gündeme taşıyorsunuz. Diğer basın kuruluş arkadaşlarımız basın yoluyla, gazete yoluyla gündeme taşıyorlar. Ama başkanım, çok özür dilerim sözünüzü keseceğim ama hakikaten şu anda sizlerin sağladığı, yani sizin önderliğinizde diyeyim çünkü siz ben hatırlıyorum Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilçe başkanı olduktan sonra bu sıcaklık daha da arttı. Tabii burada Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanının da çok önemli etkisi var. Tabii ki AK Parti ilçe başkanı Şeref Kavrul'da ve belediye evet. başkanımızın da ama ben duyduğum, bildiğim ve gördüğüm kadarıyla Türkiye'nin çoğu yerinde böyle birlik ve beraberlik yok. Yok. Siz bunu hakikaten Soma'da, Soma sınırları içerisinde çok mükemmel bir şekilde götürüyorsunuz. Ve 15 Temmuz darbe girişiminden önce de siz bu yeni kapı ruhundan çok önce başladınız bu birlik beraberliği. Ve hala da şu gün şu dakika dahi bu birlik beraberlik çerçevesi içerisinde devam ediyorsunuz. İktidarla muhalefette. Ve bunda da sizin çok önemli katkılarınız var evet. Başkanım.
Ve ben Türkiye'de çok enden olduğunu düşünüyorum bu birlik beraberliğin. İnşallah da böyle gider. Çünkü Soma hepimizin Soması, buradaki sorunlar, hepimizin sorunları, bu birlik beraberlik de çok çabuk ve çok daha kolay çözüldüğünü görüyoruz. En kısa örneği işte geçen haftaki Soma Spor'a yapılan, gittiğiniz geldiğiniz Ankara'ya hemen işte yardımlar, destekler başladı. En basit örneğinden bahsediyorum evet. Tabii ki. Sözünüzü kestim, kusura bakmayın. Yok estağfurullah. Ama bu birlik beraberliğin inşallah devamını gideriz. İnşallah devam eder bu birlik beraberlik. Şimdi bir nesli var, iki elin sesi var derler. Aynen. Şimdi Soma'da az evvel grup başkan vekilimizin dediği gibi siyasi rekabetlik var. Siyasi düşmanlık yok. Aynen. Neyin düşmanı olacak? 107 bin nüfuslu yerde bugün ilçe başkanıyız, yarın sokağa çıkacağız, ilçe başkanı değiliz. Karşılaşacağımız yine aynı insanlar. Şimdi biz doyduğumuz yerde hizmet verirsek yarın bizden gelen nesillere hem örnek oluruz hem de hayır dualarını da alırız. Yani şimdi burada şov yapmıyoruz. Bütün derdimiz ne? Yaşadığımız ilçede bize bir görev verilmiş. İlçe başkanları olarak halkın sorunlarını ben paylaşacağım, halkın sorunlarını özleşeceğim diye sen bu görevin başına gelmişsin. Evet. Başka burada insanların bir beklentisi yok. Bu bir siyasi arenadır. Biz burada ne yaptık? 15 Temmuz'dan evvel gerçekleştirdik bunu. Yaklaşık 1,5 yıl evvel biz Soma'daki felaketi yaşadıktan sonra bunu dedik ki oturduk. Eğrisiyle doğrusuyla dedik Soma'yı nasıl kalkındırırız? Bakıyoruz ki Soma gelişmiyor. Bunu inkar etmememiz lazım. Evet. Yani Soma'ya yatırımlar ne hikmetse olmadı. Madem bu kadar Soma zengin, Soma adı zengin ama halkı zengin mi tartışılır. Şimdi işsizlik var Soma'da. Evet. İnanın çok fena işsizlik var. Yani inanın şu partiye günde uğramıyorsa en az 15 kişi 20 kişi. Telefonlar hariç. İnsanların o dramı buraya gelip gittikten sonra o üzgünlüğü bizi paramparça ediyor. Doğru. Biliyorsun, düşünüyoruz ki kardeşim 25 ilden madem fazla geliri olan bu ilçede niye işsizlik var? Maalesef var evet. Var. Bu işsizliğin burada olmaması lazım. Neden bu işsizlik var? Soma'da kazanıp da Soma'ya yatırım yapmayan, sadece kendini kazancını sağlayan firmaların yüzünden. Bu büyük firmalar hep olmayı gitmeyi biliyor. Hiç demiyor ki. Az evvel Dünya Sağlık Örgütleri'nin raporlarını açıkladı grup başkan vekilim. Kanseri olan insanlar var. Bu tozu toprağını yutan insanlar var. Bakıyoruz bazen şunu da görüyoruz. Yani iş istemeye gittiğinde güvenliği aşamayan bir Soma halkımız var. Bizim isyanımız bu. Evet. Birkaç gün bir olay yaşadık biliyorsunuz. Dışarıdan firma burada şu an santral yapan kolin firmamız. Evet. Tamam. Ülkemize bir ülkemizin zenginliklerine katkıda bulunacak, istihdam yaratacak. Ülkenin enerjideki açığında faydalı evet. olacak kolin firmamızın taşören tabi haliyle yüklenici taşören firmaları var. İşçiler çıkarılmaya başlandı. İki ay evvelsinden bu sıkıntılar vardı. Evet. Kardeşim niye çıkarıyorsunuz işçileri? Verimli değilmiş. Niye verimli değil? Can Soma'nın kömürü, Soma'da kazandığım para verimli de Soma'daki kardeşlerim, gençlerim verimsiz mi? %100 kapasiteli sana çalışamıyor olabilirler. %50 kapasiteli çalışsınlar. %60 kapasiteli çalışsınlar. 3000 lira maaş verme, 1500 lira ver. Çalıştıkları kadar ver. Sen şimdi yok kalifiye eleman değilmiş. Ben de yeterlik göremiyorum. Sen Soma için Soma'daki insanları işten çıkar. Başka memleketin insanlarını getir burada işe sok. Ondan sonra cuma dağdaki çocuklarımız harekete kalktı mı? Jandarma çar, polis çar. Böyle bir dünya yok. Bu memlekette iş yapıyorsan, bu memleketten para kazanacaksan, bu memleketin bereketini bulunduğun yerlere taşıyorsan öncelikle iş hakkı bu memleketin çocuğunundur. Kesinlikle. Yani biz dün öyle bir olay yaşadık. Biz bu konuyu kendi grup başkan vekilimizden AK Parti milletvekillerine kadar taşıdık. Bu olaya bir çözüm bulun. Evet. Ya bu çözüm bulun. Biz buranın ekmeğini yemeyeceksek, benim Soma çocuğum burada çalışmayacaksa yapmayın kardeşim bu santralı. Ya da çalıştıracak bir firma gelsin yapsın. Ondan sonra sağ olsun kolin firmasının Ankara'daki yetkilileriyle temas kurduk.
Dediler ki başkanım, biz bu aksaklıklara müdahale ederiz. Ettiler. O taşeron firmasının sahibi buraya kadar lütfetti, geldi. Yine teşekkür ederiz, ayaklarına sağlık. Gelmesi bile bir önemli. Kendisine bu durumları izah ettik. Soma genci sahipsiz değildik. Soma çocuğu sahipsiz değildik. Bu Soma'da iş yapıyorsan birinci derece hak sahibi Soma gençliği dedik. Aynen. Sen bunu yapmazsan biz sana bunu yaptırımını uygularız dedik. Allah razı olsun. O işçi çıkarılmalığında İstanbul'daydım o anda. Kaldırdım. İlçe başkanımız, AK Parti ilçe başkanımız müdahale etti. Etti. İnkar etmiyoruz. AK Parti ilçe başkanımızın müdahale etmesine rağmen, iktidar partisinin müdahale etmesine rağmen işçi çıkışını önüne geçemedik. Yani kanayan bir yara. Ondan sonra ortalık darmadağın olmaya başladı. Çocuklar hareketlendi. Birbirleriyle sanal alemde buluşmaya başladılar. Değişik versiyonuna girmeye başladılar. Ben dün bir gün önceki gece Sayın Kaymakamımızı bu bilgilendirdim. Garnizon komutanımızı bilgilendirdim. Ve Allah razı olsun toplandılar. Taraflar çağrıldı. Bir olay çıkmasının önüne geçtik. Zaten biz bunu 13 Mayıs maden faciasında 8-9 gün ben sokaklardaydım. Dışarıdan gelenlerin Soma'yı yakıp yıkması, Soma bunu kaldıracak gücünün kalmadığı. Kolin olaylarında, yani bugün Kolin şapkasını önüne koyacak. Kolin'in 50 otobüs, 60 otobüs, Gezi Parkı'nın enerji grubunu istemeyenler, yani enerji yatırımını istemeyenler, uç örgütlere dayanan kişilerin buraya gelip eylem yaptığında bu Soma'nın gençleri onların önüne yattı. Evet. Evet, hatırlıyorum ben bunları. Gecenin birinde ikisinde Sayın Milletvekilimiz Erkan Akçay o birçok görüşmelerinde Recaip Erbel vekilimizi, Selçuk Özdağ vekilimizi kulis odasında çağırarak Soma'da bir savaş var. Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanım arıyor. Buradaki insanlar Soma'yı yakıp yıkmanın hesabını yapıyor. Kolini bahane ederek takviye istiyor. Kolinin güvenlikçilerine o da şeyde ateş ettiklerini biliyoruz biz. Evet, kulübelerinde. Maalesef. Ben bunlara şahidim. Gece yarısı kalktık. Kolinin güvenlik amiri güvenlikçiler işten çıkarıldıktan sonra kendisini konteynerle kilitlemişti. Orada Milliyetçi Hareket, Ülkücü Hareket vardı. Soma genci vardı. Hangi siyasi görüş olursa olsun vardı. Neden? Santralına sahip çıkmak için vardı. Evet. Ekmek yeme derdinde olanlar vardı. Şimdi bakıyoruz ki bugün onlar için mücadele veren insanlarımızı işten çıkarıyorlar. Hak reva mı? Biz ondan sonra konuştuk mu? Hep genel merkezimize kadar gidiyorlar. Allah bir kere razı olsun, genel merkezimden arandım. Oraya kadar gitmişler. Soma'ya 10 numara desteklerini her zaman verdiklerini, Soma bölge insanının birinci derece orada hak sahibi olduğunu genel başkan yardımcılarımın desteğini alarak gururla söylüyorum burada. Bizler milliyetçiyiz. Biz diyoruz mu burada sen Erzurum'dan geldin, sen Kars'tan geldin, sen Diyarbakır'dan geldin. Sen burada gelmişsin, yıllar önce burada yaşıyorsun. Yine senin hakkın diyoruz burada bu yapılan santralda çalışmaya. Ama burada hiç ikamet etmemiş adamları gübür gübür buraya getirmenin de kimseye bir faydası yok. Evet. Şimdi bu büyük firmalar bugüne kadar çok esneklikten Soma'da faydalandılar. Ama bugün Soma'da gerçekten CHP'siyle, MHP'siyle, belediye başkanına, kaymakamına, sivil toplum kuruluşlarına gerçekten bir birlik oluşumunun gücünü bunlara hissettirmeye başladık. Evet. Hissedecekler de. Bu yeni yeni başlıyor. Yani bu hareketimiz bunlara ileriki günlerde Soma'ya sosyal ve kültürel yönden yatırım yapmalarına, okul yapmalarına, Soma'daki işsizliğin bitmesi için farklı çalışmalara bürünmelerine katkı sağlayacak. Şimdi biz Soma halkı olarak şunu diyoruz ki, eğer sizler bunu yapmazsanız biz bu madenleri de çalıştırırız, santralı da çalıştırırız, taş ocağını da çalıştırırız. Şurada bir taş ocağı var. Belçika firması. Belçika firmasının taş ocağından bir yardım elde edemedik.
%100 Belçika firması değil mi? %100 Belçika yabancı firması. Yabancı evet. Sahibi. Cumhurbaşkanımız bağırıyor. Diyor ki Belçika Törer'e çadır kurmuş sokak ortasında diyor. Evet. Törer'e çadır kurmuş bir firma, firma ülkenin firması burada bir kuruş bize yardım etmiyorsa o zihniyet aynı zihniyettir. Şimdi kimse kusura bakmasın. Eğer bu firma yerel yönetimi tanımıyorsa, yerel yönetimi tanımamak, yerel yönetim kimi temsil ediyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni temsil ediyor. Buradaki siyasi partiler genel merkezlerini, genel başkanlarını temsil ediyor. İktidar partisi kimi başbakanlığı iktidarını temsil ediyor. Sen bunu tanımıyorsan o zaman iktidar el atıp, kamulaştırıp Soma halkına bu taş ocağını verecek. Çalıştıramaz mı Melat Başkanım? Kesinlikle çalıştırır. Somalılar bu kapasiteye sahip değil mi? Yani kesinlikle. Bir taş ocağı çalıştırmak. Soma halkı kömürde de çok deneyimli mühendisleri, teknikerleri, çalışanlarıyla var. Yıllardan beri. Yıllardan beri. Çünkü burası istihdam üreten, iş üreten bir merkez olduğu için. Burası yurt dışına insan gönderiyor. Eğitim için. Eğitim vermek için. Bakıyoruz bugün. Firmalarda çalışanlar, en üst düzeyde kaynakçılar, en üst düzeyde operatörler, montajcılar. Teknikerler. Soma halkı şu an mevcut. Gelir kaynaklarını çalıştıracak kapasiteye sahip. Firmalar aklını başına almalı. Ya bu Soma'ya yatırımını yapıp işsizliği gidermeli ya da kardeşim Sezar'ın hakkına Sezar'a vereceksin. Soma halkı bu işe müdahale etmeli diye düşünüyorum. Çünkü bu işsizlik Soma'da biter. Bakın bölgesel ısıtmada bir projeleri ileriki günlerde gündeme getireceğiz. Nasıl getireceğiz? Şimdi Torku sadece bir enerji yatırımı bir firma değil. Recep Bey'le gittiğimizde bunu da görüştük. Bizim bu etrafımız çok değerli topraklar mevcut. Yani tarıma elverişli topraklarla mevcut. Şimdi bakın sıcak su 60-70 derece dereye dökülüyor. Çok büyük burada seralar oluşturulabilir. Organik tarım oluşturulabilir. Evet. Bayanlarımıza büyük iş imkanları çıkabilir. İşsizlik giderilebilir. İstenilsin bu Soma dışarıdan işçi getirir. İstenilsin. Ama bunu Soma Birleşik Grubu olarak bizler yapacağız. İnşallah. Eğer buna destek vermeyen kim olursa olsun milletvekilleri dahil olsa eski itibarını bu Soma'dan bulamayacak. İnşallah Mehmet Başkanım. Bunu da gerçekleştireceğiz. İnşallah öyle olur. Mehmet Başkanım bu Çimento fabrikası ile ilgili değerli görüşlerinizi almadan önce Kolin ile ilgili bugün gündem konusuyla ilgili sizle telefon görüşmesi yapmıştık öğlene doğru. Soma heyeti de ziyarette bulunmuştu Sayın Kaymakamlığımız Başkanlığında. Siz de biliyorsunuz konuları takip ediyorsunuz. Ben de birkaç telefon görüşmesi yaptım hem firmanın yetkili kişileriyle hem de Soma Heyeti Başkanımız Sayın Hasan Ergen ile ilgili. Bana bazı bilgiler verdiler ama arkadaşlar şu maili bir açabilir misiniz? Benim telefonumda bir mail olacak WhatsApp'tan. Onu isterseniz siz de gerçi biliyorsunuz herhalde size söylemişler o bilgileri ama. Şu anda çalışan tahmin ediyorum görebildiğim kadarıyla şimdi açıklarım tam rakamları. 2000'e yakın bir mevcut potansiyel var Kolin firmasına çalışan. Bütün efor taşeron firması dahil olmak üzere ve diğer taşeronlarla beraber. 500-600 de Somalı 780 var. Kişi galiba civarında Somalı. En son bildirdikleri rakam o şekilde. Bir de işçiler arasındaki ücret farklılıklarıyla ilgili de dışarıdan gelen insanların daha fazla para alması konusuyla ilgili de yetkililer şöyle bir açıklamada bulunuyorlar. Genelde dışarıdan gelen işçiler daha gurbetçi oldukları için hafta sonu mesaiye kaldıklarından dolayı daha yüksek bir ücret alabiliyorlar. Fakat Somalı çalışan kişiler daha ziyade fazla mesaiye kalmadıklarından dolayı onlara göre daha düşük ücret alıyorlar diye açıklamada bulunuyorlar. Bunu da sevgili Soma TV.net izleyicilerine bildirmek isterim yaptığım görüşmeleri. Tabii ki açabildik mi arkadaşlar şeyi? Bir alayım ben onu. 2 dakika hemen. Şöyle Hasan Başkanım, Vedat Başkanım. Hasan Başkanım'ın bildirdiği santralın net rakamları. Kolin Termik Santral'ın kendi bünyesinde şu anda 700 kişi çalışıyor net. Bunun 252 tanesi Somalı. Kolin maden kısmında 280 kişi çalışıyor net. Bunun 250 kişisi Somalı. Efor ana taşeron firmada şu anda 790 kişi çalışıyor. 207 kişisi Somalı. Diğer taşeronlar da toplam 300 kişi çalışıyor ve bunun 25 kişisi Somalı. Çok düşük bir rakam diğer taşeronlar çalışan. Yani toplam 2070 kişi çalışıyor. Bunun 734 kişisi Somalı. Şu andaki mevcut durum itibariyle. Somamıza diğer çok önemli yatırımlardan bir tanesi çimento fabrikası.
Bursa'da bir grubun Alman Orta ile beraber yaklaşık 200 milyon dolar civarında yapılan bir yatırım başladı şu anda. Tabii ki sizlerin de o birlik ve beraberliğin de önderliğiyle, tabii ki yine Soma Belediye Başkanımızın da çok büyük destekleriyle böyle bir yatırım var. Bu konu hakkındaki düşünceniz nelerdir Mehmet Başkanım? Bu şimdi o konuya geçmeden evvel, şimdi Somalı insanların mesaiye kalmadığını biz izleyen şimdi dünya genç içi kıpır kıpır kıpırlıyor. Evet. Şimdi onlar o konuya bir değinelim. Tabii ki. Şimdi yani firmalar, taşeron firmalar geçmişte birlikte çalıştığı grupları buraya getiriyorlar. Yani yatılı olarak çalıştırıyorlar. Yani orada kalıyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Ama şey doğru değil. Benim işim, yani benim Somalı kardeşim, içi kardeşim mesaiye kalın dediğinde kalmayacağım demez. Şimdi bunu bu şekilde değerlendirilme benim fikir, kişisel görüşüm bana göre yanlış. Neden yanlış? Benim ilçemde yurt dışında binlerce insan çalışıyor. Yurt dışına gidiyor da 8 saat çalışıyor da 9 saat yatıyor mu? Yok, para için gidiyor. Neden? Ne kadar fazla ücret alırsam o kadar fazla çalışırsam o kadar fazla ücret alırım diye. Şimdi benim buradaki kardeşlerime bunlar mesai verdi de benim kardeşlerim mesai yapmadı mı? Bu an bunu bu bir Hasan Başkanımıza verilen bu doneleri ben çok doğru bulmuyorum. Açık konuşayım. Sayın Başkanımız da onlardan aldığı bilgileri sizlere yansıtıyor ama benim kişisel görüşüm öyle değil. Yani burada kişiler arasında bir ücret ayrımı oldu. Neden oldu? Önceden çalışmışlığı, tanışmışlığı insanlar var. Her telefon kaldır. Şimdi bugün iki tane daha Adana'dan buraya geldi. Gene bizim camiamızın çocukları. Biz dışarıdan yetişmiş kalifiye elemanın gelmesine karşı değiliz. Ancak verim alamıyor. Sen şimdi 5 lira kazanacağını az evvel onu bahsettim. 4 lira kazan kardeşim. Yani verim alamıyorsun diye bir şey yok. Benim insanlarım bu yörenin kahrını çekiyorsa fedakarlık yapacaksın. Para kazanmaya gelmişim buraya. E sen bakıyorsun ki burada en üst kalifiyeli elemanları alayım, çok para vereyim, işi çok çaman bitireyim. E ne oldu benim yöremin insanlara? Hemen Türk Piyale'den iki tane, Kaynak Altın'dan üç tane veya Bozarmut'tan beş tane veya Çerkez Amiriye'den üç tane adam almakla ben Somalı adam çalıştırıyorum anlamına gelmez. Kimse kusura bakmasın. Evet. Benim burada işsizlik varsa, dışarıdan adam geliyorsa buna bu hata onların ya da yerelde bizim. Benim Soma'da işsizliğim, Soma'daki gençlerim işsiz gezerken aynen. Onlar da işte 2000 adamdan benim 500 adamım çalışıyor, 1500 tane adam dışarıdan geliyorsa bu sorun bizim kanayan yaramız Soma sorunludur. Yerel yönetimin sorunludur, iktidarın sorunludur, muhalefetin sorunludur, sahip çıkamamazlığımızın sorunludur. Bunun başka bir alternatifi yoktur. Doğru. Yani ben o şeye pek katılmıyorum. Bizim Soma'lık halkı çalışacak kardeşim. Varsa çalışmadığını gösteren done, dün burada dedi açık açık bir tanesinin taşeronun proje müdürü dedi ki ben geldim çıkarıyor. Niye çıkarıyorsun? Verim alamıyor. Canım verim öyle bir dünya yok. Ne demek verim alamıyorsun? Verim alamıyorsan git verim alacağım bir başka yerde o zaman tesisini para kazan. Nerede yanlış? İşte biz bunların sıkıntılarını çekiyoruz. Neden bunları söylüyorum? Grup halde geliyor buraya gençlerimiz. Bir amaç için, bir ideal için, bir çare aramak için ekmek geliyor. Için. E biz bunlara sahip çıkacağız. E sen orada gençlerimi işten çıkarıyorsun. Jandarma gel buraya, sıkıntı olmasın. Evet. Sen jandarma gel dediğinde senin kolinin burada grip işler sokaklarda sen, firmayı buradan kovalama cihetine girdiğinde bu gençler vardı. Yine jandarmalarla beraber bu gençler vardı. Evet. Yani durum bu şekilde. Evet başkanım, Çimento Fabrikası'ndan gelmeden önce 3 dakika kadar bir mola verelim, bir ara verelim, bir nefeslenelim. 3 dakika sonra tekrar beraberiz sevgili Soma TV.net izleyicileri. Lütfen bize ayrılmayın. Evet sevgili Soma TV.net izleyicileri, çok kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Bu arada arkadaşlarımla aldığım bilgiye göre çok yoğun telefonla ve sosyal medya hesaplarımızdan bize görüşlerinizi ve sorularınızı iletiyorsunuz. Tekrar telefon numaramızı tekrarlamak istiyorum. 0542-612-8989 numaralı telefonlarımızdan bize ulaşmaya devam edebilirsiniz. Son bölümümüzde ki artık zaten son bölüme girdik. Biraz daha ilerleyen dakikalarda bu sorularınızı Vedat Başkanım'a ileteceğim. Vedat Başkanım, Çimento Fabrikası'nda kalmıştık. Bu konu hakkındaki değerli görüşlerinizi alabilir miyim? Şimdi
işsizliğin giderilmesinde bu tür yatırımlar çok önemli. Evet. Yani Soma'da aşağı yukarı 1 milyar ton bir kömür var. Evet. 1000 megawatt tork santralımız var. Aşağı yukarı da 500 megawattta Kolin gündeme geldi. Kolin santralı. Şimdi aşağı yukarı bir 8500 megawattta evet başkan. Santral kurulsa Soma için yeterli. Yani bu kömür için doğal kaynaklarımız, yeraltı kaynaklarımız, dışa bağlılığımızı engelleyecek, hem de istihdam açacak ve Soma'mıza da çok büyük katkı sağlayacak. Yani ilçemizdeki 1 milyar ton kömürün olması. Evet. Yani. Şimdi çimento fabrikası. Çimento fabrikası çok isabetli bir karar. Yani siz bir santral daha kullanabilir diyorsunuz Soma'ya. Yani bu Konya'nın başında bir santral daha kullanabilir şimdi diyorsunuz inşallah. Sadece onunla sınırlı değil. 10 bin megawattlık enerji santralını kaldıracak kömür rezervi var evet. ilçemizde. Bu sadece Soma'da hariç etraflarımız da buna ilave ettiğimiz zaman uzun yıllar alacak bir kömür santralı kurulmasına sebebiyet verecek ham maddemiz var. Rezerv var. Rezerv var. Yani bunlar değerlendirilebilir. Bundan da olacağına inanıyorum. İnşallah. Çünkü büyük yatırımcıların Soma'daki analizleri devam ediyor. İnşallah. Şimdi çimento fabrikası evet. çok isabetli bir karar. Ham maddesi burada. Zaten Degabaş firması yani TKİ'nin çıkardığı kömür üstü açmasında ortaya çıkan bir mar dediğimiz bir malzeme var. Bu mar malzemesi otomatikman çimentonun ham maddesi. Evet. Kil. Buna bakacak olursan zaten santraldan çıkan kül, çimtaş oraya buraya gidiyor. Ham maddesini kendi bünyesinde taşıyan bir çimento fabrikası da ortaya çıkıyor. Büyük bir yatırım. Hı hı. Bu da ilçemiz insanları için bir istihdamdır. İlçemize büyük bir getirisi olacak bir tesistir. Yani umuyorum o da bir buçuk sene içerisinde herhalde faaliyet geçirerek yeni bir yatırımlarımızın dengelerinde hızlı bir şekilde devam ediyor çalışmalar. Evet. Başkanım tabii gerçi telefon bağlantısında da kısmen Erkan Başkanımız gündeme getirdi ama bu maalesef facianın olduğu Somun Kömür İşletmelerinde olaydan sonra olumsuz yansımalar tabii ki bütün piyasayı etkiledi. Özellikle çok büyük kuruluşlardan Türkiye'nin ikinci, üçüncü büyük kooperatifinde olan Nakliyat Kooperatifi ve diğer birçok esnafın ilgili firmadan alacaklarının olması ve hala o günden bugüne kadar ödenmemesi, orada çalışan işçi kardeşlerimizin kıdem tazminatlarından daha hala ödenmemesi, boşta kalan işçilerin işsizlik sorunu yaşamaları ve çoğunun Soma'da ayrılmak zorunda kalmaları. Bu konular hakkında neler söylemek istiyorsunuz? Şimdi Sayın Grup Başkan Vekilimiz Erkan Akçay'ın sürekli gündeme getirip soru önergelerini de Soma'dan evet. kendisine bunu ileterek en büyük sıkıntılarımızdan biri bu sorunlardır. Yani neden esnafımız şu an bu faciadan dolayı alacaklarını alamadığından mağdur. Şimdi paranın dönmediği yerde bir hareketlilik olur mu? Olmaz. Evet. Şimdi işçimiz tazminatını alamamış. Esnafımız alacağını alamamış. Taşıyıcılarımız parasını alamamış. Yani şimdi ona bir bakalım. Geriye dönelim. Darkale uyar madencilik. Sağda solda hala Tekirdağ'da orada burada maden açmış. Gel de burada önce borcunu öde. Şimdi devletin bu tür firmalara bir yaptırıcı uygulamalı uyar madencilik. Kardeşim sen ruhsat mı istiyorsun benden önceki Soma'daki borçlarını kapat demeli. Şimdi bu açıklıklardan da bunlar faydalanıyor. Gel şimdi Soma kömürleri. Soma kömürleri şu an bir ekonomik darboğazda. Devletimiz buna bir çare bulacak. Yani Soma kömürleri ekonomik darboğazı çekiyor diye ilçemizdeki esnaf bunu çekmekle sorumlu değildir. Soma kömürleri bugün üretimini genişletemiyor, maddi sıkıntı çekiyor diye bundan Soma sorumlu değildir. Ne yapmak lazım Bayan Başkanım? Şöyle bir şey olabilir. Dev enerji yatırımları. Biz bunu geçen gün şeye de ilettik. Sayın Grup Başkan Vekillerimizden ayrıldıktan sonra Cahil Bey'le konuştuk. Daha sonracıma bu Anadolu Birlik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bey'e de ilettik. Recai Berber'in hepsine milletvekillerimize bu konuyu ilettik. Hı. Yani şunu dedik. Soma kömürlerinin paraya ihtiyacı var. Torku
santralının da kömür birim fiyatlarından şikayeti var, para kazanamadığını söylüyor. Sahaya ihtiyacı var. Sahaya ihtiyacı var. Ya da evlilik gerçekleştiresin. Şimdi bu insanların da yatırımlarını tak diye elinden alalım demiyorum. Ortaklık, şimdi bunlar da buraya bu kadar emek verilmiş. Bir ortaklık gerçekleştirilebilir. Birinde para var, birinde kömür var. Yani şimdi önemli olan ne? Ortada un var, yağ var. Elva yapmak değil mi bu? Bunu da yapılıversin yani. Doğru. Şimdi birim fiyatlarından büyük şikayeti var. Recep Bey, Recep Konu. Kangal'daki santralla burada zarar ediyorum diyor. Doğrudur. Bakıyoruz. Zarar ediyorsa burada da büyük bir yatırımı olan Soma kömürleri var. Bunlar bir araya getirilmeli. TK'yı aldığının %50'sini veya %20'sini onun teknik hesaplarını ben bilemem. Ama sonuçta Soma'ya getirisi olacak bir işlem gerçekleştirirlerse her iki taraf memnun olur. Soma halkı da memnun olur. Torku çıkarı Soma halkına olan borçlarını öder. Tazminatları öder. Herkes memnun olur. Güzel bir yaşam tarzı ortaya çıkar. İstihdam sağlanır. Kesinlikle. Doğru. Yani bugün 8500 kişiden 2500 kişiye düştü. Evet. Eğer böyle bir atılım olursa 5000 kişiye de iş ekmek kapısı olur. Bakın şimdi bir de şu var ilçemizde. İşçilerimizin en büyük iş istediği yer yeraltı madenciliği. Evet. 4100 günde bu insanlarımız emekli oluyor. 2008 öncesinden yeraltı madenciliğinden giriş yaptı, sigortası olduğundan bu insanlar zayi olmak istemiyor. Bundan faydalanmak istiyor. Yeraltı işletmeciliğinin genişletilmesi gerekiyor. Burada yasal düzenlemeler getirip gerek imbat diğer yeraltı işletmecilerine hak tanınıp bu ortada gezen, bu hakları kaybolmakta olan işçilerimize de bir imkan sağlanması gerekiyor. O zaman biz buraya hizmet etmiş oluruz. Yani iktidar partisinin vekillerinden eğer hizmet ettik diyorsanız Soma'da kazanılan firmalar sizi övgüyle anlatıyorsa Soma halkına kazandırın, biz de sizleri övgüyle anlatalım. Doğru. Yani. Doğru. Bir de tabii Vedat Başkanım bu firmaları konuşurken İmbat AŞ'yi de pas geçmemek lazım. Kesinlikle. Şimdi yıllardan beri, da, evet. Doğru. Biraz önce de ismi zikrettiniz. Yıllardan beri bu Soma'nın bütün ihtiyaçlarını karşılayan, yıllardan beri emek veren, teknik olarak, sosyal olarak her anlamda çok büyük firmalarımızdan bir tanesi. Çok da büyük bir istihdam sağlanıyor. Tahmin ediyorum 5-6 bin kişi civarında bir... Kesinlikle 6-6 bin 500 kişi civarında şu an istihdam var. Çoğu Somalı olmak kaydıyla. Evet. O konu hakkında çok kısa bir görüşleriniz alabilir miyim? İmbat AŞ'yle ilgili. Şimdi biz bu oluşumu gerçekleştirdiğimizde Soma'daki takımlarımıza destek amaçlı çıktığımızda ilk uğradığımız mekan İmbat'tı. Sağ olsun. Bizi de iyi ağırladı. Bir kahvaltıda denk geldi. Somamızın birleşik oluşumunu anlatarak bir yardım talebimiz oldu. Geri çevirmedi. Yani genel müdürlük düzeyinde bizlere verdiği sözler oldu. Bir kısmı gerçekleşti. Geri kalanlar da gerçekleşiyor. Bu tabii ki güzel bir atılım. Ardından İmbat'a Mayda'ya geçtik. O da geri çevirmedi. Yani kamyoncular kooperatifi derken spor takımlarımıza daha sonra Torku devreye girdi. Şimdi de Demir Export'la görüşmelerimiz sürüyor. Şimdi Demir Export da madenciliğe bir ahenk getirdi Soma'da. Yani şimdi tabii kurumsallığı, firmanın büyüklüğü de çok önemli. Şimdi bu Demir Export'ta ben diğer firmaları belki düzeyinde şu an kömür üretmiyor olabilir ama fakat yaptığı madencilikteki şu anki güvenlik tedbirleri olsun, teknoloji olsun, has safhada yani bir koçun Soma'da olması bizim için bir övünç kaynağı. Biz bu tür firmaları zaman zaman eleştiriyoruz. Eleştirmeden de zaten onlara da her şeyi doğru yapıyorsun deme şansımız yok. Ama onun burada onun varlığı diğer firmaların varlığının olmasına sebebiyet veriyor. Tabii ki şimdi biz bu firmalardan takımlarımıza destek amaçlı çıktık. Şimdi burada şunu iyi irdelememiz lazım. Soma Spor tabii ki başta hep Soma Spor olarak gidiyoruz ama sadece Soma Spor'la iştiraklı değil. Evet. Soma'da bir Soma Sotes var. Yıllardır termik santralının güdümünde olan her türlü ihtiyaçların karşılandığı, daha sonra satıldıktan sonra ortada kalmış ihtiyaçları olan bir Sotes Spor var. Bu bakıyoruz arka mahallede Zafer Spor var.
bugün bayanlarla olmayacak şeyleri başarıyorlar. Çok şimdi büyük, evet. Sağ olsunlar. Yani bu Zafer Spor olsun, Sotes olsun, imkansızlıklarla imkansızlıkları başarıyorlar. Aynen. Şimdi biz bunların hepsine eşit düzeyde bakıyoruz. Şimdi Sotes'in, Soma Sotes Spor'un kendi bünyesi içerisinde gelir kaynakları olan halı saha gibi bazı sosyal tesisleri var. Şimdi önümüzdeki günlerde Ankara'ya yolculuk yaparak biz bu sosyal tesislerin Soma Sotes'in müktesine verilmesini, Soma Sotes'in bu kendi imkanlarıyla altyapıdan çocuk yetiştirmesini, kendi yerine kavrulmasını sağlamak için böyle bir çabaya girdik. Allah nasip ederse onu da gerçekleştireceğiz. Her takımımız bizim için eşit mesafededir. Soma Spor'la, Soma Sotes Spor veya Zafer Spor veya şimdi bir Levent arkadaşımızın kurduğu hiç fark etmiyor. Soma'da olan, Soma çocuklarının olduğu her platformda biz onların yanlarındayız. Bunu herkes böyle bilsin. Bazıları Soma Spor ayrı, Sotes Spor ayrı diye düşünmesin. Bütün takımlar bizim takımlarımız. Daraldıkları, sıkıştıkları yerde Soma Birleşik Platformu her zaman yanlarında can suyu olmaya devam edecek. Çok güzel. Veyahut başkanım, arkadaşlarımız da bir taraftan bana soruları iletiyorlar. Hakikaten ciddi manada soru var. Tabii ki ben de siz konuşurken onlara göz atıyorum ama genelde soruların çoğunluğu işsizlik konusuyla ilgili. Yani evet. İzleyicilerimiz, Soma TV.net izleyicileri işsizlik konusuyla ilgili çok dertli. Bu işsizlik konusuna mutlaka çare bulunmasını istiyorlar. Ama bu konuda size çok da çok teşekkür edenler de çok. Bugüne kadar yaptığınız hizmetlerden dolayı. Diğer bir konu, bu konuyla ilgili konuştuk. Bilmiyorum söylemek istediğim bir şeyler varsa tekrar alabiliriz tabii ki bu konuyla ilgili. Diğer önemli konulardan bir tanesi de çok sayıda gelen sorulardan ana başlıklar halinde hava kirliliği. Gerçi bu konuyu da değerlendirdik. Bu konuda da değerli görüşlerinizi söylediniz. Tabii şey yapan izleyicilerimiz de çok fazla. Vedat Başkanım, size teşekkür eden, bugüne kadar yaptığınız hizmetlerden dolayı, bu son platformunun çalışmalarından dolayı size çok teşekkür eden izleyicilerimiz de var. Görüşlerini bildirmişler. Bize de çok teşekkürler. Biz de çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Bu konularla ilgili konuştuk gerçi. Söylemek istediğiniz varsa hemen birer ikişer cümleyle ilgili. Şimdi işsizlik çok sorun. Can yakıcı bir nokta. Allah nasip ederse bugün Çumra'da işsizlik yok. Dışarıdan işçi ithal ediyorlar. Çumra'da bugün Çumra'nın eski belediye başkanı, Milliyetçi Hareket Partisi belediye başkanı Recep Konuk'tu. Bugün aynı Recep Konuk AK Parti Karaman milletvekili olarak devam ediyor. Tarım Komisyon Başkanı aynı zamanda. Tarım Komisyon Başkanı olarak devam ediyor. Biz burada hiçbir siyasi ayrım gözetmeksizin Sayın Recep Konuk'un bu bölgemizde tarımsal olarak da faaliyet göstererek enerjinin dışında işsizliği Çumra gibi yapmak istediğimizi, ama bunun yanında bizler bunu Soma'da birleşik ilçe başkanı olarak da gerçekleştirebileceğimize kesinlikle kanaatindeyim. Halkımız yanımızda olsun. Bizim duruşlarımızda, bizim hareketlerimizde bizlere destek versinler. Biz bu Soma'yı layık olduğu seviyeye çok kısa zamanda getireceğimizden herkes emin olabilir. İnşallah. Bir de Vedat Başkanım, gerçi onu da açıkladınız ama Soma Spor'la beraber özellikle Sotes Spor'la destek konusunda izleyicilerimizden telefonlar var. Tabii ki Zafer Spor'un bayan takımını atlamamak lazım. Bunu da gerçi bahsettiniz. Çok büyük başarılı imza atıyorlar. Sotes Spor'la ilgili söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Şimdi Sotes Spor, Soma Sotes Spor'umuzun 450'ye yakın lisanslı sporcusu var. Yani bu göz ardı edilemez. Çok büyük rakam. Şu an onun oraya alan bir Hasan Artar başkanımız, Allah bin kere razı olsun. Yani ben net bir şey söyleyeyim. Çoluğunun çocuğunun rızkını oraya koyarak, evet, Orayı ayakta tutmaya çalışan bir kişilik. Hasan başkanımız hakikaten. Yani şimdi iyice öldüreceğin hakkını yemeyeceksin. Evet. Sotes Spor'un da en az bugün 150-200 bin lira gibi bir paraya ihtiyacı var. Hani bunu artık biz Birleşik Toplum Hareketimizin içerisinde Recep Bey'den, diğer firmalardan bundan taleplerimiz devam edecek. Zafer Spor'un olabilecek taleplerinde de onların da yanındayız. Evet, yani biz ayrım yapmıyoruz. Şu an
SOTES'te bir enkazı devraldı. Bu çok borçlu, icralık bir kulübü devralan bir santral emeklisi. Garip bir abimiz. Allah bin kere razı olsun. Yani şehit ailelerinin çocukları da orada top koşturuyor. Evet. 450'ye yakın lisanslı tekvandoda başarıları imza atıyorlar. Bakın şu yan tarafınıza şu kupayı bir kaldırın. Şunu bir Som halkımız görsün. İstenildiğinde neler olunabiliyor. Bu kupa, bu kupayı Som Zafer Mahallesi gençleri tarafından partimize hediye edildi. Soma Zafer Mahallesi gençlerimiz. Şöyle koyalım. Soma Zafer Mahallesi gençlerimiz buraya geldiler. Başkanım, bize sponsor ol. Bir turnuvamız var. Biz bu turnuvaya katılmak istiyoruz dediler. İlçe başkanlığı teşkilatı olarak gücümüz el verdiğinde kendilerine sponsor olduk. Onlar da turnuva birincisi geldi, kupayı aldılar, getirdiler, bize hediye ettiler. Allah hepsinden razı olsun. Yani İstenildi mi Soma gençleri her şeyi yapabilir. Yeter ki bu millet, bu iktidar, bu siyaset, bu bölgeyi yöneten insanlar bu insanlara destek versin. Ben başka bir şey bilmiyorum. Başka da bir şey de bu konu üzerinde de hareket etmiyorum. Doğru. Çok doğru. Berat Başkanım. Berat Başkanım, yaklaşık 2 saatten beri yayınımız devam ediyor. Evet. Süremiz aslında bir ayla açtık ama çok değerli görüşlerinizi alıyoruz. Soma TV.net izleyicilerimizle ilgiyle ve alakayla seyrediyorlar. Arkadaşlarım bana devamlı bilgi de ulaştırıyorlar oradan. Zaten sorularla da belli oluyor bu ilgi alakalı. Evet. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. İsterseniz artık programımızın yavaş yavaş sonlarına doğru gelelim. Aslında konuşulacak çok konu var Bayan Başkanım. Bu konular bitmez. Allah razı olsun, siz de maşallah bu konularla ilgili zaten çok donanımlı ve bilgilisiniz. Ve çok mücadele ediyorsunuz. Bazı konuları da başka programlarımıza bırakalım. Son olarak, yani çok gündemde olduğu için bir organize sanayi bölgesinin şu anda yapılmış olması, devam ediyor olması ve Erkan Başkanımız da o konuda değindi ve tabii ki olmazsa olmazımız fakülte yapılması Soma'ya. Bu konu hakkında çok kısa görüşlerinizi alabilir miyim? Son olarak ondan sonra programımızı bitirelim. Şimdi bu ilçemiz ekonomik yönün dışında sosyal ve kültürel yönden de kalkınmaya ihtiyacı var. Fakülte biliyorsunuz sadece ekonomiye dayalı değil, eğitim seviyesinin de bulunduğu yere büyük aşamalarda hizmet vermesidir. Yani fakülte konusunda biz kararlıyız. Yani kim ne derse desin, bu birlik, bu oluşum, bu fakülteyi, bu Soma'yı yapacak. Yani zaten dikkat ederseniz bu birlik beraberliğin arkasından organize sanayinde hızlanma, hastanede hızlanma, yollarda hızlanma, her yerde hızlanma var. Evet. Neden? Hız verme şekliyle hareket ettiğimiz halde var. Şimdi iktidar partisinin yerel yönetiminin hepsini gidip de böyle sitemkar ve şekilde konuşma şansı yok. Mutlaka bunu alttan alarak bir şekilde, ama bizim o şansımız var. Biz muhalefet partisiyiz kardeşim. İstiyoruz. Bunun kaçarı yok. Onlar da, biz onların aslında içinden geçenlerin de tercümesi oluyoruz. Bu kesinlikle böyledir. Doğru. Siyasetin birleştiği yer olacak Soma. Türkiye'de örnek olacak Soma. En layık şekilde, insanlarımızın layık olduğu şekilde yaşayacak bir son olasaya kadar bu oluşum gece gündüz uyumayacak, gereğini yapacak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni abluk altında tutacaktır. Bunda herkes hemfikir olsun. İnşallah. İnşallah. Allah'ın izniyle. Peki. Sevgili Soma TV.net izleyicileri, canlı olarak yayınladığımız Milliyetçi Hareket Partisi Soma İlçe Teşkilatı'ndan canlı olarak yayınladığımız ve Milliyetçi Hareket Partisi Soma İlçe Başkanı'nı ve Veraz Başkanımızı konuk ettiğimiz Soma'da siyaset programımız burada sona ermekte. Bizi izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Veraz Başkanım, sizlere öncelikle çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Sizlerden de. Evet sevgili Soma TV.net izleyicileri, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar.